Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir SolidWorks dersimizde karşınızdayız. Biliyorsunuz en son 3 boyutlara başlamıştık. 3 boyutlarda line'da çizgimizi çizip daha sonrasında extrude bazla yani features'taki extrude bazla katılamamızı yapmıştık. Bugün de circle komutumuza geçiyoruz. Circle'da da katılamayı gösterdikten sonra extrude katla kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Evet, gelin hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Öncelikle ön düzleme geldim ve sketch açıyorum. Sketch açtığımda zaten orijin olacağını hepinize söylemiştim. Daha sonra circle'a geliyorum ve dairemi çiziyorum. Bakın geldim, sol tık, sol tıkla da bıraktım. Sonra smart dimension, akıllı ölçülendirme. Geliyorum, buna belli bir ölçü veriyorum. Şu anda ölçüsüz çizdiğim için kafamdan yapıyorum arkadaşlar bunları sizlere göstermek için. Sonrasında Features'a geliyorum. Features neydi? 3 boyutlu modellememin komutlarının olduğu bölümde. Extrude bazla katılamamı yapıyorum. 3 boyutlu katılam yapıyorum. Arkadaşlar isterseniz buradan da çekebilirsiniz. Ama buradan sayıları ayarlamanız biraz zor olur. Görüyorsunuz burada yazıyor kaç oldum. Bakın sol tıkla tuttum. Okumu ve çekiyorum. Çektiğimde zaten sayılarım burada gözüküyor. Ama ben en basit yoldan yapacağım. Geliyorum buraya 80 yazıyorum mesela ve gördüğünüz gibi 80'lik katılama yaptı. Blend'i falan zaten önceden söylemiştim. Blend tek taraflı. Mid plane'de orta düzlemli katılama yapıyordu. Bunu daha öncesinde zaten sizlere anlatmıştım. Reverse'de tersini almaydı. Ne yaparsanız yapın reverse hep tersini almadır arkadaşlar. Daha sonrasında okey diyorum. Evet, gördüğünüz gibi circle'la çizimimi yaptım. Şimdi delme işlemine geliyorum. Delme. Yani line'da da delmeyi kullanabilirsiniz. Circle'da da her şeyde delmeyi kullanabilirsiniz. Yani extrude cut komutuna geçiyoruz arkadaşlar. Extrude cut'a geçerken mesela diyelim ki ben bunun ortasına bir tane delik yapacağım ve onun delme işlemini yapacağım. Geliyorum arkadaşlar. Bakın nereyi tutarsanız turuncu bir ışık yanıyor görüyorsunuz. Tuttuğunuz yeri gösteriyor. Buraya geldim. Sol tık yaptım. Şurada normal to var arkadaşlar. Normal to ile dik bakma komutu var. Normal to'ya tıklıyorum ve gördüğünüz gibi tuttuğum yer karşıma geldi. İsterseniz buna değil de örnek veriyorum şunu biraz çevireyim bakın. Şimdi geldim. Bakın benim normal to'yum neredeydi? Buradaydı, değil mi? İsterseniz buna sol tık yaparsınız. Buradan seçersiniz. En basit yöntem budur. Veya gelirsiniz bunun altındaki normal tuya basarsınız. Yine bunu seçmiş olursunuz. Dedim ve sonra da geliyorum buraya. Delik açmak için bir tane daire çiziyorum. Dairemi de işte ölçü vereyim sizin için. Geldim sol tık sol tık ve bıraktım. 30 milimlik olsun çapımız. Ve sonra arkadaşlar faremin üstündeki tekerleğe basılı tutup çeviriyorum. Daha sonrasında extrude kata geliyorum. Extrude kata geldiğimde kesme işlemini yapacağız. Dediğim gibi istiyorsanız buradan oku tutup çekebilirsiniz. İsterseniz de buraya gelip ölçümüzü yazabilirsiniz. Mesela diyelim ki bu tarafa doğru değil, dışarı doğru verdiğini varsayın. Dışarı doğru verdiyse eğer tekrardan reverse'a basıp tersine çevirebiliyorsunuz arkadaşlar ve okey diyorsunuz. Gördüğünüz gibi delme işlemimi de yaptı. Bakın şimdi tekerlekle çeviriyorum. O sırada siz de zaten görürsünüz. Bakın. Gördünüz mü? Deldik. Ha böyle delmedik diyelim. Mesela CTRL-Z ile geri alayım. Bakın arkadaşlar. Geliyorum. Extrude Cut diyorum. Extrude Cut benim kalınlığım neydi? 80'di. Ben buna 40 diyeyim. Geliyorum. 40 yazıyorum. Ve Enter diyorum. Ve bakın. 40 milim aşağı deldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hatta şöyle göstereyim size. Bakın şimdi. Hem de o sırada başka yerleri de görmüş olursunuz. Buraya geldim. Buradan tıklıyorum. Görünmeyen çizgileri de gösteriyor. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Nereye bastım? Geldim. Burada kutu işaretine bastım. Zaten bunlardan önceden bahsetmiştim. Bakın isterseniz çizgi şeklinde gösterebiliyorsunuz. İsterseniz görünmeyen yüzeyleri kesik kesik gösterebiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde sadece dış çizgileri gösterebiliyorsunuz gibi. Görmeniz için bu şekilde göstereyim. Extrude Cut komutumda böyleydi. Öbür dersimizde birkaç örnekle hem Extrude Cut'ı
hem Circle Line'ı tekrar etmiş oluruz. Bu arada tabii yeni komutumuza da geçeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Cansel Ertürk 34 sayfası takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.